Hayatımıza 1999'da giren ve toplumu çığ gibi sarsan internetin, bilgisayar ya da akıllı telefonlarla saatler geçiren çocuklar da depresyondan duruş bozukluklarına kadar birçok olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Maalesef ülkemizde teknoloji yanlış anlaşılıyor ve yanlış değerlendiriliyor. Çocuklarımızın ilmi ve manevi yönden geliştirilmesi için kullanılması gereken teknoloji aletleri tam tersine yavrularımızın hem zihinsel hem de ahlaki olarak çökertilmesi yönünde kullanılıyor. İnternet ve teknoloji kullanımının ev içerisinde ve toplu sohbet ortamlarında en az seviyeye indirilmesi gerekir. Öyle bir devire geldik ki insanlar teknolojiyle uğraşmaktan muhabbet sohbet edemez hale geldi. Evlatlarımızın eğitim konusunda tamamen teknolojiyi bırakmamamız gerekiyor. Çocukların anne babaları tablet olmamalı, bilgisayar olmamalı, telefon olmamalı, kısaca teknoloji olmamalıdır. Çocuk eğitimi küçük yaşta alır ve o eğitimle büyür. O yaşta aldığı eğitim onun ahlakı olur. Yani küçük yaştaki çocuğumuzun eğitimine dikkat etmeliyiz. İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur sözünü de hatırlatmak isterim. Ama çocuğun eğitimi anne karnında başlar. Aman çocuklarımızı İslami ölçüde eğitelim. Nasıl diye soracak olursanız da İslami yaşantınızla. Çünkü çocuk anne babadan gördüğünü alır. Evet, şimdi haberimize geçelim. Adana Özel Başkent Okullarında internetin uzun süreli kullanımında çocuklar üzerinde neden olacağı olumsuz etkileri velilere anlatmak amacıyla bilgisayar ve internet bağımlılığı semineri düzenlendi. Seminerde konuşan doktor uzmanlar internet 15-16 senedir hayatımızda, aradan geçen sürede 76 milyonluk nüfusumuzun 40 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı oldu. Bu vatandaşlarımızın yaklaşık %70'i de elindeki telefonla internete giriyor. Bu konuda bütün Avrupa ülkelerinin önündeyiz ve ciddi anlamda her yıl bu sayının üzerine %10'luk bir artış söz konusu dedi. İnternetin aşırı kullanımı yüzünden kişiler arası ilişkiler, çocukların okulu ile ilgili sorunlar yaşadığını belirten uzmanlar, internete bağlı kaldığı sürede duygulanımda değişiklikler görülebilir. Örneğin internet bağımlısı bir çocuk zaman zaman umutsuzluk içinde olabilir, suçluluk hissedebilir. İnterneti az kullandığı anlarda yoksunluk belirtileri göstererek depresyona girme durumu olabilir şeklinde konuştu.